Çok geçmiş olsun diliyoruz, dileklerimizi iletiyoruz öncelikle. Çok zorlu bir mücadeleden çıktınız. Kurtulduğunuz için çok mutluyuz. Bize nereden, en başından başlayalım isterseniz. Nereden bulaştı bu virüs? Nasıl oldu? Nasıl ilk fark ettiniz hastalandığınızı ve neler yaşandı? Kısaca anlatabilir misiniz? Merhabalar. Ne yazık ki ben de yakalandım bu virüse. Çok zor günler geçirdim. Hiç unutmuyorum. Günlerden çarşamba. Hastaneyi aradık. Daha doğrusu 15 aradık. Ambulans geldi. Götürdü. Muayene edip yolladılar. Test falan yok. Geldim. Perşembe gün çok daha kötüleştim. Çok daha ağırlaştım. Cuma gün tekrar hastaneye kaldırıldım. Acilde kaldım. İnanın bana çok kötüydü. Çok kalabalıktı. Koridorlarda yatıyorduk. Acilde bir gece kaldım. Yarın kısa gün tekrar eve size oksijen vereceğiz deyip. Çünkü oksijenle yaşayabiliyordum. Oksijenle nefes alabiliyordum. Eve tekrar gönderip oksijen vereceğiz dediler. Ama oksijen bulamadık, oksijen vermediler. Sonra beni tekrar hastaneye almak zorunda kaldılar. Tekrar bir gece daha kaldım. Ama yaşadıklarımı anlatamam. İnanın bana, inanın. Doktorlar, hemşireler elinden geleni yapıyordu. Ama yetişemiyorlardı. Çok fazla hasta vardı. Çok fazla insan vardı. Bütün yanlarımız, koridorlar, her yer, perdeler çekilmiş. İnsanlar inliyordu, inliyordu. Acı çekiyordu. Çok kötü öksürüyorlardı. Dayanamamıştım. Dayanamıyordum. Ne olur diyordum, bir su verin diyordum. 2 gündür hiçbir şey yememiştim. Burası acil. Hiçbir şey vermiyoruz, veremiyoruz burada dediler. Aslında zaten ağzımda hiç tat yoktu. Hiçbir şeyden tat almıyordum. Ama ayakta kalmaya çalışıyordum. Ayakta kalmam gerekiyordu. Güçlü olmaya çalışıyordum. Hiç kolay değildi. Ama neyse ki sanırım oğlumun ve Hilal'in baskısıyla beni bir kliniğe, Paris'teki bir kliniğe gönderdiler. Orada tek bir odada kalıyordum. Çok ilgiliydi hemşireler. Sadece bir defa doktoru gördüm. 5 gün kaldım. Bir defa doktoru gördüm. Hepsinin çok acil durumda olan, acilde olanlarla ilgilendiğini söylediler. Ama oradaki o verilen işte bir hap var. Şu anda ismini hatırlayamadım. Bu hapla tedaviye başlattılar. Tabii ki serum da vardı. Dolipran sürekli veriliyordu. Dolipran Fransa'daki kullandığımız bir ağrı kesici. Daha sonrasında iyi gitmeye başladım. Nefes almaya başladım. Oksijeni çıkardılar. Oksijensiz yaşamaya başladım. Şimdi evdeyim. Ama kolay değil. Kolay değil. Kolay değil. İnanın kolay şey yaşamadım. Ne olur evlerinizde kalın. Ne olur birbirinize bulaştırmayın. Çok tehlikeli ve çok sinsi bir hastalık. Sağlıklı beslendiğimi düşünüyordum. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Ben belki buna borçluyum. Hala çok sevdiğim arkadaşlarım var hastanede kalan. Onlar uzun zamandır hastanede ve hala çıkamadılar. Sağlık sistemi Fransa'da sandığım kadar kolay değil. Haksızlık etmek istemiyorum ama daha kolay bir tedavi uygulanabilirdi. Mesela klinikteki odalarda boştu ve ben neden acillerde gonesti süründüm? Neden bu kadar çok insan üst üsteydi, koridorlardaydı? Neden sevk etmiyorlardı? İşte bunları kafamda bir soru olarak kalacak. Sistem olarak eksik buluyorum. Ama burası benim ikinci ülkem. Fransa'dan vazgeçmem mümkün değil. Fransa'yı seviyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla diyorum. Ben iyiyim. Diliyorum herkes iyi olsun. Hiç kimse bu hastalıktan ölmesin. Dikkat edin kendinize ne olur. İnanın çok sinsi ve çok tehlikeli. Sağlıklı günlerde görüşmek ümidiyle. Selam olsun güzel memleketime, güzel ülkeme.
Herkese sağlıklı günler diliyorum. Fransa'da, dünyanın her yerindeki insanlara. Diliyorum atlasın, gitsin, bitsin bu musibet. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Acil şifa diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.